Herkese merhaba. Ben Batuhan Gündoğdu. Hukuka Batı kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Türkiye'de ilk videolarımızdan devam edeceğiz. Güzel bir ürün var yanımda. Stimulation'ın Prime Pro X modeli. En son çıkardığı model. Bu ürünü ilk Türkiye'ye geldiği zaman hemen gidip ilk akşamından satın aldım. Hukuka Türk'ten. Bugün bunun testini yapacağız. Yaklaşık 3-4 gündür bunun Instagram'dan da paylaşımını yapıyorum. Birkaç böyle hani denedikten sonra iyice yorumlarım netleştikten sonra video çekmek istedim. Şu an hani bayağı bir fikir sahibiyim diyebilirim. Çok fazla İngilizce kaynak da yok şeyde YouTube'da vesaire. Bunu zaten yani ilk deneyenlerden biri olacağız biz de Hukuka Batı kanalında. Şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ben bu ürünü alırken bende Pro X modeli de var. Açıkçası Pro X boyutlarında bekledim. Ama Pro X boyutlarında değil. Biraz daha küçük bir model. Tek çıkışlı. Ama Stimulation'ın diğer özelliklerine sahip bir model. Pro X'in 4 çıkışlı modelini kullanmak istemeyenler bu tek çıkışlı modelini kullanmak isteyebilirler. Tabii ki farklılıklar var. Karşılaştırma videosu olarak ayrı bir video düşünüyorum. Ama burada da ufak tefek tabii ki karşılaştırmalar yapacağım Pro X modeliyle. Bu siyah modelini aldım. Önce yani basit şeylerden başlayayım. Sanırım 4 farklı cam modeli var. Siyah, beyaz, şeffaf ve de kesme cam olmak üzere. Kesme cam modeli bir tık daha pahalı. Fiyatlarından bahsedeyim. Bunun satış fiyatı 2500 TL. Kesme cam modeli ise 2600 TL civarı olması lazım. Hepinizin bildiği gibi marpuç ve hortum dahil değil bu fiyata. Sadece takımı alıyorsunuz. Onun haricinde montaj videosu çekmeyeceğim bu sefer. Montajı basit zaten. Sadece arada belki videoların arasında başka videolar koyarak gösterebilirim. Basit bir şeyi var, montajı var. Siyah rengi ben Pro X alırken de istiyordum. Nasip olmamıştı. Bu sefer bunu da almak nasip oldu. Bir içerek başlayalım. Zaten yani duman performansı vesaire açısından çok bir sıkıntı zaten beklemiyordum. Yalnız görüş olarak şunu söyleyebilirim. Sadece bu model bende olsaydı ve Pro X olmasaydı muhtemelen ben bunda hiçbir yani sıkıntı görmeyecektim. Fakat Pro X bende olduğu için ve onun çekimini bildiğim için biraz bana çekimi daha zor geldi. Yani eğer Pro X'iniz varsa ya bilin ki bu biraz daha size zor gelecek. Özellikle Pro X'in tek çekimlerinde boncuğu çıkartıp kullandığınızda ya inanılmaz rahat bir çekim oluyor. Bunda o rahatlık yok. Neden olduğunu çözemedim. Çok fazla açıkçası deneme yaptım. Difüzörüyle oynadım ya da su seviyesiyle oynadım falan ama kesinlikle Pro X'teki rahatlığı bulamadığımı rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi özelliklere devam edelim. İçinden çıkan şöyle bir manueli var arkadaşlar. Bu manuelde şöyle söyleyeyim. Şöyle bir sertifikası var. Şöyle bir garanti sertifikası var. Montajını anlatıyor. Dediğim gibi çok basit montajı zaten. Hiçbir yani sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Şöyle özelliklerini içeren bir manueli var. Bu manuelden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi bunda Steam Click 360 var. Diğer bütün Stimulation'ın artık patentli modeli. Şu sistem, şuradaki yer böyle rahatlıkla döndürebiliyorsunuz. Bu da şuna hani güzel olabilir. Atıyorum iki kişi içiyorsunuz. Rahatlıkla döndürüp arkadaşınıza marpucu verebilirsiniz. Güzel bir özellik. Kilitli sistem var. Steam Click. Ekrana gelecek şu an videosu. Steam Click özelliği var. Onun haricinde buna özel bu modelde yaptıkları bir tahliye sistemi var. Şöyle göstereceğim. Tahliyesi şu şekilde tepsiye doğru yukarı doğru tahliye yapılabiliyor. Ve isterseniz de şuradan ayarlanıp aşağı doğru tahliye yapabiliyorsunuz. Böyle bir özellik koymuşlar. Ha nedir? Performansa çok mu etkili? Değil. Ama ne değişik güzel bir özellik. Bunu ortaya getirerek de her iki taraftan da duman tahliyesi yapabilirsiniz.
şu şekilde. Dediğim gibi performansa etkisi olan bir şey değil. Ama şıklık, görsellik katan bir özellik. Bunu Steam bu modelde böyle yapmış. Tahliyeye geldik. Madem ben tahliye performansından bahsedeyim. Açıkçası beni biraz en sıkıntıya sokan diyeyim yeri tahliye konusu oldu. Çünkü Pro X'teki tahliyesi adeta nefes verir gibi hiçbir zorluk gelmeden tahliye yapabiliyorsunuz. Yalnız bu modelde bir tık tahliye yaparken böyle bir direnç var. Bu direnç açıkçası benim çok hoşuma gitmedi. Daha rahat tahliye yapmayı beklerdim. Dedim ki çekimdeki zorluk çok değil. Yani çok can sıkıcı değil ama tahliyedeki o size baskı yaptığı baskı açıkçası beni çok memnun etmedi. Belki bu sistemden dolayı da olabilir. Daha iyi bir tahliye sistemi olabileceğini düşünüyorum ben. Şey konusuna gelirsem bu arada tahliye etmiyor ya da tek nefeste boşaltmıyor değil. Tek nefeste boşaltıyor. Onlar falan zaten cepte. Sıkıntı şu. Pro X olduğu için Pro X'teki gibi değil. Yoksa sizin yani dediğim gibi Pro X olmayan bir kişi bunu kesinlikle fark etmeyecektir bile öyle söyleyeyim. Ben biraz karşılaştırma yapıyorum açıkçası. Bunu lütfen bunu göz önüne alın. Yani kesinlikle kötü demiyorum. Sadece Pro X'e göre bir tık aşağıda bir model olmuş. Onu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir diğer özelliğine geleyim. Difüzörü ekrana videosu da gelir. Difüzöründe iki kademeli bir difüzör yapmış Stimulation. Burada difüzörü aşağı ya da yukarı oynatarak delikleri kapatabiliyorsunuz. Bu da daha gürültülü veya daha sessiz bir çekim sağlıyor. Açıkçası en yukarı getirseniz bile biraz gürültülü çalışıyor dediğim gibi. Yani biraz böyle eski tip kahveci takımları gibi böyle fokurdayarak çalışıyor difüzör. Ama dediğim gibi yani çok bu da kötü can sıkıcı bir şey değil. Klik özelliğinden bahsettim. Ya bir küçük bir göstereyim. Açıkçası zaten hepinizin bildiği bir şey. Üzerinde lüle de var gerçi ama. Şöyle çıkartıyorsunuz. Daha sonra mesela şöyle bıraktığınızda çat diye kilitleniyor. Ve dediğim gibi kilitlendikten sonra bile dönebiliyor. Steam Rotate Click 360 diye bir modelin şeyin ismiydi, özelliğin ismiydi sanırım. Ya bu güzel. Bütün Steam'lerde var bu. Çok güzel bir özellik. Siyahı da çok şık bu arada. Yani ben memnun kaldım. Siyahı da çok şık. Arkadaşlar çok bahsettim Pro X'le. Böyle bir yan yana koymak istedim yan yana. Görüyorsunuz Pro X'in camı özellikle şişesi çok daha geniş. Bakayım hemen 1.7 litre alıyor. Diğeri 1 litre alıyor. Düşünürseniz 1.7 katı kadar büyük bir şişesi var. Boyu da dediğim gibi biraz daha büyük. 4 çekişli olması farkı var. Boyut farkı gerçekten bayağı var. Ben bu kadar boyut farkı beklemiyordum açıkçası. Siz de almadan önce hani bunu göz önünde bulundurursanız iyi olur. Bir de bahsedebileceğim ben alırken acaba birbirinin şişesine ser geçer mi diye düşündüm ama yok. Boyut farkı olduğundan dolayı serleri birbirine uyumlu değil. Yani Pro X'iniz varsa işte aynı camı diğerinde kullanma vesaire gibi bir şey yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Onun haricinde... Fiyat performans olayı nasıl abi sence? Ömer var bu arada videoda. Askerden döndü Ömer de. Videolarımıza tekrar o yüzden devam edebiliyorum. Teşekkür ederim Ömer'e. Videolara ara vermemin sebeplerinden biri de Ömer'in olmamasıydı. Askerden döndü. Fiyat performans olayı Ömer. Şimdi ürün pahalı. Yani bu 2500 o 3000 lira civarında. Ürün pahalı. 2500 lira verip bu ürünü alır mısınız? Şimdi stimulation kalitesine bakarsanız alırsınız. 2500 lira verirsiniz. Ama sanki aradaki 500 lira 600 lira sizin için çok önemli değilse belki Pro X'e kayılabilir diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu bir değerlendirme meselesi. 4 çekişli olmasın ben hiçbir zaman 4 çekiş kullanmayacağım zaten diyenler varsa Prime Pro X'i de tercih edebilir. Ama yani gerçekten yani daha gösterişli, çok daha rahat bir çekim istiyorum diyorsanız dediğim gibi yani Pro X'de tercih edilebilir. Bahsetmediğim bir özellik kaldı. Şeyde Pro X'de de vardı, Prime Pro X'de de var. Şöyle hemen göstereyim. Ayarlanabilir çekim yoğunluğu var arkadaşlar. Videoda ekrana gelecek şu an. Buradan video yoğunluğu, duman yoğunluğunu buradaki panelden böyle bir şey yaparak, çevirerek değiştirebiliyorsunuz. Hatta belki sesinden bile anlaşılabilir. Şöyle göstereyim. Şu an en şeyde, en sertte. Ben sesi rahatlıkla fark ettiğini duydum. Hani siz de muhtemelen duymuşsunuzdur. Çekim çok daha kolaylaşıyor buradan ayarlanarak. Bu da çok güzel bir özellik. Diğer Pro X'de de var. Prime Pro X'de de var. Güzel bir özellik. Yani kabaca arkadaşlar bahsetmek gerekirse özellikleri Steam Click 360 derece dönebiliyor. Ayarlanabilir duman çekim zorluğu. Ayarlanabilir difüzörü.
Tek çekim ve yani yeni bir şık özellik olarak işte tahliye yönünün belirlenmesi, steam kalitesi, camının güzelliği gibi özellikleri var. Tercih sizin. Ben de ikisi de var. İkisini de kullanıyorum zevkle. Bu daha taşınabilir. Belki hani bir yere giderken falan bu daha taşınabilir. Kutusu daha bunun yatay. Daha kolay taşınabilir bir kutu olmuş. Belki hani birisi travel, birisi normal ev kullanımı için de kullanılabilir. Ama dediğim gibi yani Pro X bir tık daha üst bir ürün olmuş açıkçası. Ama Prime Pro X de tek çekiş, evde tek başınıza kullanıyorsanız gayet tercih edilebilir bir ürün olmuş. Öyle söyleyebilirim. Bu arada bugün arkadaşlar Kraft sipsiyle içim sağlık. Sevdiğim iki tane sipsi markası var. Kraft ve Pika. Severek kullanıyorum. Bu videonun yayınlandığı tarihte bunlar satışa çıkmış olacak. Goldies serisi olarak ismi geçiyor. Sağ olsun Kraft firması 3 tane Göktuğ kardeşim teslim aldım 3 taneyi. Çok başarılı yapmışlar. Şurada gold detayları olan çok güzel ürünler çıkarmışlar. Severek kullandım ben de. Kraft ve Pika markalarını dediğim gibi seviyorum. Kraft'ın da bu renkleri gerçekten çok güzel olmuş. Ben seviyorum gold detayları. Bu şeyle de karbon markucumla da gold detaylar gerçekten uyum sağladı. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum tekrar kendilerine. Ayrıca bu videoya özel arkadaşlar 4K çekim yapmaya çalıştım. Kamera setup'ımızı 4K yaptık. Umarım güzel olmuştur çekimlerimiz. Dediğim gibi ben size destek olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu ürünü ilk çıkar çıkmaz gidip aldım. Siz dediğim gibi az paralar değil. Önceden hani fikir sahibi olmaz açısından bu videoyu çektim. Yine bu ürün hakkında, başka ürün hakkında sorularınız olduğunda lütfen çekinmeden bana yazabilirsiniz. Instagram'dan hukahbotu, buradan da yazabilirsiniz. Cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen hani daha önceki videoda bahsettim. Kanalıma abone olun. Like atıp yorum atmayı lütfen unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.